Evet sevgili arkadaşlar branş denemesinin bir yarı çözmeye karşısında sayılır soru 15. Şöyle bakalım burada bir hücre döngüsü var. Hücre döngüsü ile ilgili bir şeyler söylemiş. Geçelim orayı. Yukarıda verilen hücre döngüsünün bazı olayların tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmediğini söyleyen biyoloji öğretmeni sınıftaki öğrencilere nedenlerini sormuştur. Aşağıda verilen öğrenci cevaplarının hangisinin doğru olmadığı söylenebilir. Embriyonik hücreler G1 ve G2 evresi olmadan çok hızlı bir şekilde bölünür. Doğru demiş. Embriyonik hücreler sentez bölünme, sentez bölünme yapar. Doğru demiş. Bitki hücreleri sentrozom meşlenmesi olmadan da yiğitliklerine oluşurlar. Burada da yine aynı şekilde ortak olarak gerçekleşmeyebildiğine örnek arkadaşlar söyleyebiliriz. Olgun alivarlar çekirdek olmadığı için sadece DNA işlenmesi ve stokinez görülür. Olgun hayvanların bölünme özelliği yoktur. DNA işlenmez, stokinez de gözlenmez arkadaşlar. Bu yanlış bir ifadedir. Hayvan hücrelerinin o bölünmesinin aralamalı oluşmadan gerçekleşir. Bu da bitki hücresiyle ile farklarından Hücre çeperi olan ökarat canlılar boğumlanarak sökünez gerçekleşmez. Tam tersi aralama oluşumuyla veya farklı şekillerde boğumlanma olmadan yapmaya çalışırlar. Cevabımız Ceyhan diğer soruya geçebiliriz arkadaşlar. Canlarda günümüzde kullanılan sınıflandırma sistemlerinde moleküler, fizyolojik, embriyonik, biyokimyasal benzerlikler ile homolog organlar ve diğer anatomik benzerlikler dikkate alınır. Prokaryot canlıları bilimsel sınıflandırma sistemiyle sınıflandırılmasında aşağıdaki hangisi kullanılamaz? Arkadaşlar homolog organ diyor. Prokaryot canlıların bütün hepsi bir hücrelidir. Bir hücre bir canlı organ ne arar değil mi? Cevap Ceyhan aslında burada canlıların ortak özellikleri konusundan da bir nebze bir şeyler bilmeniz gerektiğini görüyoruz. Soru 17'ye geçelim. Şekilde soy ağacında taralı olarak verilen bireyler renk körü hastasıdır. Şimdi renk körü hastası bireyleri bir yazalım. X küçük R, X küçük R, X küçük R, Y. Burada kız çocuğu hastaysa baba kesinlikle hastadır. Yani iki numaralı birey kesinlikle renk körüdür. Dolayısıyla %100'dür arkadaşlar. Bunlar gitti. Burada ise e, ee, şey anne ya x büyük r x küçük r'dir ya da x küçük r x küçük r'dir. Yani ya taşıyıcıdır ya hastadır arkadaşlar. Bu da renkör renk körü olma olasılıkları %50 oldu anlamına geliyor annenin de. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Geçiyoruz 18. soruya. Hayvansal organizmaların hücre zarının yapısına katılan kolesterol molekülünün tampon olarak bulunmasının nedeni aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir? Yani bu soru bilgi sorusu arkadaşlar. Yani hangi bir mantığı yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Kolesterol e, sıcaklığa bağlı olarak ortam sıcaklığına vücut sıcaklığımıza bağlı olarak arkadaşlar hücre zarının akışkanlığını ayarlar ve tampon görevi vardır. Hücre zarına vereceği zararı sıcak değişimlerinin hücre zarına vereceği zararı önler nasıl önler? Hücre zarının akışkanlığını arttırarak veya azaltarak cevabımız D ama tekrar ediyorum çok bilgi sorusu. Bu bilgi bilmeyen bu soruyu genelde yanlış yapar. Soru 19'a geçelim. Diyor ki polimer moleküllerin miktardaki değişimi verilen yukarı KLM hücrelerinde X, Y, e, yerine aşağıdan hangisi ortak olarak yazabilir? Üçünde de polimer sentezi yapılmış arkadaşlar. Hücrenin osmotik basınç seviyesi. Şimdi monomer azalacağı için üçünde de monomer azalmış. Monomer azalınca arkadaşlar bunu unutmayın. Monomer azalınca Osmotik basınç da azalır arkadaşlar. Çünkü monomerin azalması demek sentez demek. Sentezde e, su açığa çıkacak. Su açığı yine osmotik basınç azalması demek. Dolayısıyla A şıkkı hepsinde ortaktır. Monomerler arasındaki bağ sayısı bilemeyiz ki hangi sene kadar monomer var. Bağ sayısı alakalı ortaklık kullanamayız. Kullanan enzim miktarı demiş. Kullanan enzim miktarı ile alakalı bir yorumunda bulamayız. Bilemem ki yani ben kaç tane var arkadaşlar. Tüketilen monomer miktarı yine hepsi birbirle bağlantılı arkadaşlar. Harcanan ATP miktarı ile alakalı bir yorum yapamam. E, çünkü bilmiyorum yani kaç tane glikoz kullanılmış, kaç tane e, işte aminoz kullanılmış. Bununla alakalı bilgimiz yok. Geçelim 20. soruya arkadaşlar. Gel bakalım 20. Tarım alanlarında yapılan ilaçlama faaliyetleri tarım zararlarının yanında arılar ve karıncalar gibi tarıma faydalı canlıları da öldürebilmektedir. Kullanılan kimyasal maddeler besin piramidinin özellikle üst basamaklarındaki türlerde birikerek onların nesillerini tehlikeye sokmaktadır. Biyolojik birikim biliyorsun üreteceğin son tüketiciye doğru artmaktadır. Bu maddeler beslenme yoluyla insanlara geçip bazı hastalıklar nedeni olurken sulama faaliyetleriyle su ekosistemine ulaşıp oradaki canlıları da olumsuz etkiler, olumsuz etkilerinden olmaktadır. Uzun süreli kullanıldıklarında toprakta kalıntı oluşarak toprak kalitesini azaltırlar. Tarım zararlarının kazandığı direnç nedeniyle tarımı destekleyen etkileri de yitirirler. Biyolojik mücadele yöntemi ise zararlı türünü kimyasal maddelerle zehirlemek yerine zararlı türle beslenen ya da onda parazit olarak yaşayan bir canlı türün ortamı bırakılmasıyla gerçekleştirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadelenin tarım ilaçlarına göre avantajlarından değildir? Hedef canlı dışındaki canlıları olumsuz etkilemez. Bu bir avantajdır biyotek, biyolojik mücadelede. Birden fazla zarar türüyle eş zamanlı mücadele sağlar. Hayır. Biyolojik mücadele sadece istediğimiz türle mücadeleyi sağlar. Birden fazla türle mücadeleyi sağlamaz. Bu bir avantaj değildir. Kimyasal kirlenmeye neden olmaz? Biyolojik mücadele doğrudur. Başka ekosistemlerde olumsal olmaz. Çünkü kalıntı bırakmaz. Doğrudur. Canlarda biyolojik birikimler olmaz. Çünkü biyolojik mücadele biyolojik canlılar kullanılıyor. Veya biyolojik moleküller kullanılıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Ve bu denemenin çözümü de burada biter.